İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Son namaz. Muaz İbni Cebel ki büyük sahabedendi. Hem dahi ilmi fıkhı iyi bilenlerdendi. Bu büyük sahabiden nasihat istediler. Buyurdu, muhakkak ki öleceksiniz sizler. Vardığınız o yerde İki yer vardır ki hem biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Oğluna buyurdu ki, ölümü fazla yad et. Her namazı son namaz kılar gibi eda et. Bir vaktini kılınca şöyle de ki kendine, belki de yetişemezsin öbür namaz vaktine. Yine sahabilerden Hazreti Ebu Derda, yüksekti derecesi, İlim ve irfanda. Derdi ki, kendinizi ölmüş kabul ediniz. Kat'î olacak şeyi şimdi olmuş biliniz. Allah'ı görür gibi yapınız hep ibadet. Siz görmüyorsanız da sizi görür o elbet. Nasihat isterseniz, kâfidir ölüm size. Zira ölüm son verir dünya zevklerinize. Şu üç şey olmasaydı eğer lezzet olarak, istemezdim dünyada bir gün bile yaşamak. Biri oruç tutmaktır sıcak yaz günlerinde. Bir de namaz kılmaktır uzun gecelerinde. Üçüncüsü bir alim sohbetine gitmektir. Dini onun ağzından dinleyip öğrenmektir. Bir günde buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Aynada görüntünün olması için dahi bir aslının olması lazım gelir tabii. İşte o asıllar da cennette bulunurlar. Dünyadaki her şeyin cennette bir aslı var. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali dinin emirleridir. Namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki, kumar misali haramlardır bunlarda. Bir veli buyurur ki, sonuna dek ömrümün cemaatsiz bir namaz kılmadım asla bir gün. Mücrim günahkârım şeha, ya Rabbena vâfir lena. Mücrim günahkârım şeha, ya Rabbena vâfir lena. İhsan-ı kıl eyle ata, ya Rabbena vâfir lena. İhsan-ı kıl eyle ata, ya Rabbena vâfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız. Artı cürmü günahımız, ya Rabbena vâfir lena. Artı cürmü günahımız, ya Rabbena vâfir lena. Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın. Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın.
alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena vafirlena, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena vafirlena, arzu sema insü melek, tuyur vusuda semek. Arzu sema insü melek, tuyur vusuda semek. Senden dilerler hep dilek, ya Rabbena vafirlena. Senden dilerler hep dilek, ya Rabbena vafirlena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma, ya Rabbena vafirlena. Verme halel imanıma, ya Rabbena vafirlena. Hulusi babında geda, İhsanını ister şeha. Hulusi babında geda, İhsanını ister şeha. Sensin kerem kanı seha, ya Rabbena vafirlena. Sensin kerem kanı seha, ya Rabbena vafirlena. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, elbette bir hikmeti var. Cenab-ı Hak hakimdir, yani hikmet sahibidir. Onun yarattığı her şey hikmetlidir. Mümin daima hayırlısını istemeli. Çünkü neyin kendisi hakkında hayırlı olduğunu bilemez. Vaki olanda hayır vardır. Bir ayet-i kerimede mealen, hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze sebep olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir buyruluyor. Demek ki bazı şeyler zorumuza gider, çok üzülürüz. Bu musibet başıma nereden geldi deriz. Halbuki bilmeyiz ki bu bizim için hayırlıdır. Bazı şeylere çok seviniriz, yaşadık deriz. Bilmeyiz ki onlar bizim için kötüdür. Bir padişah veziriyle ava çıkar. Tanınmamak için kıyafetlerini değiştirirler. Fakat vezirin bir adeti vardır. Ne olay olursa olsun, efendim bir hikmeti vardır der. Padişah avını vuramayınca, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişah çukura düşünce, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişahın gözüne bir çubuk gelerek gözünü çıkarıp kör eder. Vezir yine, efendim bunun da bir hikmeti vardır der. Artık padişah dayanamaz. Gözüm çıktı, hala hikmeti vardır diyorsun. Defol buradan der ve vezirini kovar. Vezir ayrıldıktan bir müddet sonra eşkıya o beldeyi basar ve padişahı yakalar. O her ne kadar durun ben padişahım dese de inanmazlar. Bir yere götürüp bizim reisimizin bir adağı vardı. Bize canlı olarak ilk yakaladığınızı adak olarak kesin demişti. Bunun için şimdi seni boğazlayacağız derler. Yere yatırırlar. Tam kesecekleri vakit içlerinden biri, bunun bir gözü kör, durun körden kurban olmaz der. Durumu reislerine sorarlar, reisleri de o zaman bırakın onu, başkasını bulun der. Padişah ölmekten kurtulup saraya gelince hemen bana veziri bulun der. Vezir gelince padişah özür diler. Sen haklıymışsın, seni kovdum ama yanlış yapmışım, hakkını helal et der. Vezir de efendim üzülmeyin, kovmanızda da bir hikmet varmış. Beni kovmasaydınız sizin yerinize beni keserlerdi. Çünkü benim iki gözüm de sağlam, iyi ki beni kovdunuz diye cevap verir. Padişah da, Sübhanallah, seninle başa çıkılmaz der. Dolayısıyla her şeye üzülmek doğru değildir. İstediğimiz şekilde neticelenmeyen bir iş için üzülmemeli ve üzerinde ısrar etmemeli. Onun da bir hikmeti vardır.
Bir kul Rabbine az da olsa yaklaşırsa, Rabbi ona daha çok yaklaşır. Kalbimizi ona çevireceğiz. Kul, "Ya Rabbi" diye seslenince cevap verir, "Lebbeyk, ey kulum ne istiyorsun?" der. "Af istiyoruz" diyeceğiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, "Rabbimiz de bizim muamelemiz, mevlalık ve abdiyettir" buyuruyor. Abdiyet, kulluk ve kölelik demektir. Allah-u Teala, "Benden isteyin, kabul ederim" buyuruyor. İhlasla isteyeceğiz. Rabbimize yalvaracağız. Hatamız, kusurumuz, eksiğimiz çok, niyetlerimiz karışık. Ama O yine de affeder, ihsanıyla muamele eder. Günah işleyince üzülelim. Dünyada verdiği sıkıntıları günahlarımızın cezası olarak düşünelim. Elhamdülillah, cezamızı dünyada verdi diyelim. Allah-u Teala hadisi kutsi'de, "Beni kalbi kırık olan kullarımın yanında arayın." Yani onların dualarını kabul ederim buyuruyor. Dünya dertleri mümin kullar için bir nimettir. Dünya zaten zilli zaildir. Yani geçici bir gölgedir. Gelip geçer. Günahlarımız dağ kadar olsa da onun rahmeti, merhameti sonsuzdur. Allah-u Teala hem affeder hem de iyilikleri ihsan eder. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbul affe fa'fü anni duasını çok okumalı. Bu dua, "Ya Rabbi, elbette sen günahları affedicisin, ihsan edicisin, affetmeyi çok seversin, öyleyse beni affet Ya Rabbi" demektir. Bunlar hep Allah-u Teala'nın günahkar, nefsine esir olmuş kullarına müjdedir. Dua etmek de namaz, oruç gibi ibadettir. İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmektir. İbadet de aczini, zavallılığını bildirmektir. Dua etmek emirdir. Birbirimize dua edeceğiz. Gıyaben yapılan duanın kabul edilme ihtimali fazladır. Büyüklerden biri buyurur ki, İnsan dua eder, "Ya Rabbi, bana şunu ver" der. Ama o şey onun için hayırlı değildir. Allah-u Teala onun iyiliği için istediğini ona vermez. O da, "Niye duam kabul olmadı?" diye isyan eder. Bu bakımdan insanlar Allah yanındaki kıymetine göre dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan ederler. İkinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez, sabreder ama gitmesini isterler. Üçüncüler, dert bela gelince sevinir, razı olurlar. Dördüncüler, dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alırlar ve gitmesini istemezler. Arkası Yarın. Nüfus cüzdanındaki kelime. Yazan Abdurrahman Çapar. Sevgili dinleyiciler, göç birçoğumuzu yerimizden, yurdumuzdan, geleneklerimizden koparıyor. Seçilen yeni yurtsa, göç eden insanları hemen basmıyor bağrına. Zor oluyor kabullenmesi. Fedakarlık istiyor göç edenden. Hele bu gurbet yurt dışı olursa, durum daha da vahimleşiyor. İşte şimdi anlatacağımız gerçek bir hadise, gurbet elde büyüyen bazı gençlerimizin ibretli hikayesi. Ah gurbet! Sana ekmek parası için giden binlerce insan, senin o insafsız bağrında
Güneş görmüş kar misali eriyor ve benliğini yitirip meçhul istikamette kaybolup gidiyor. Ben Almanya'nın Köln şehrinde doğup büyüyen bir genç kızım. Hayatımın en önemli kısmı sayılan gençlik dönemimde oldukça enteresan bir hadise bana kendimi bulmamda yardımcı oldu. Bizim aile 3 kişidir. Annem, babam ve ben. Evin hem tek çocuğu hem de tek kızıyım. Annem, babam maddi yönden de rahata kavuşunca benim üzerime fazla düşerek el bebek gül bebek büyütmüşler. Her istediğime fazlaca karşılık vermişler. Ama bunların hepsi maddi yönden. Bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, aslımızı, ecdadımızı anlatmamışlar. Belki onlarda o şuur olmadığı için, belki de benden utandıkları için, bilmiyorum niçin. Öz kültürüme tamamen yabancı kalmışım da haberim yokmuş. Haliyle okuduğum okuldaki arkadaşlarımla gezip tozarken benim aslında bir Müslüman çocuğu olduğumdan, ismimin bir Türk ismi olduğundan, dinimin ne kadar yüce bir din olduğundan haberim yoktu. Okulda görüşüp konuştuğum Alman arkadaşlarımdan çok hoşlanıyordum. Özellikle komşumuzun Alman kızından. Onunla her zaman beraberdik tabii. Bu arkadaşımın da teşvikiyle okuldaki diğer öğrenciler gibi ben de Hristiyan adetlerini yavaş yavaş benimsemiş, onlar gibi hareket etmeye başlamıştım. Ne garip, ne hazindir ki annem babam benim bu halimi gördükleri halde ikaz etmemişler. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok, ben her şeyi normal karşılıyorum. Nihayet arkadaşlarım beni kendi inançlarına göre ibadet etmeye çağırdılar. Onlar her cumartesi ve pazar kiliseye gidip takdis dedikleri şeyi yapıyorlardı. Onlara ben de iştirak ettim. Kiliseye gitmeye başladım. Şunu bir kere daha ifade edeyim ki gördüğüm tek din onların gösterdiğiydi. İslamiyet'in adını dahi duymamıştım. Düşünün bir kere, Almanya'da bir Türk çocuğu İslamiyet'in adını dahi bilmeden genç kız olarak kiliseye devam ediyor ve bunu normal olarak yapıyor. Ne acı değil mi? Bir gün okul çıkışında o arkadaşımla yol boyu gezerken herhangi bir sebeple yere eğildiğimde bluzumun cebinden nüfus cüzdanımla birlikte birkaç parça kağıt yere düştü. Daha ben eğilip almadan o arkadaşım bana nezaket olması için eğilip nüfus cüzdanımı yerden aldı. Tam bana verecekti ki vazgeçip üzerinde yazılı bilgileri okudu. Okumasıyla birlikte yüzüme baktı. Hayret ettim. Ne oldu Tina? Niçin öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Yok, yok bir şey. Evet var. Nüfus cüzdanımı görünce mimiklerin değişti. Afalladın. Yok bir şey dedim Ayşe. Hadi yürü, eve geç kalıyoruz. Hayır, sebebini mutlaka öğrenmem lazım. Nüfus cüzdanımda seni rahatsız eden bir şey gördüm. Öyle değil mi? Yok, hayır. Öylesine baktım işte. Hayır, inanmıyorum. İşte nüfus cüzdanım. Al bak. Burada seni rahatsız eden her neyse öğrenmek istiyorum. Ne gördün burada? Anlat Tina. Şey, bak, burada ne yazıyor? Ne mi yazıyor? Bilmem, dikkat etmedim. Bak, bu senin kimliğin ve burada da dini İslam yazıyor. Yani sen... Evet Tina, yani ben? Sen bir Müslümansın. Anlayamadım. Ne demek Müslüman? Ben de tam bilmiyorum ama bizim dinimiz değil. Bu defa ben merak ettim bu kelimeyi. Niçin benim nüfus cüzdanında yazılı olan dinden haberim yoktu? Bu din nasıl bir şeydi böyle? Eve geldiğimde anneme sordum. Annemden aldığım cevap suratıma patlatılan şiddetli bir tokat oldu. Burnum kanamıştı. Hayret ettim doğrusu. Akşamleyin de babama koşup sordum. Babam da birden öfkelenip "Seni ilgilendirmez!" diyerek bağırıp çağırmaya başladı. Bu gürültü dolu sözlerden dolayı benim sorumu cevapsız bırakacaklarını zannediyorlardı. Halbuki bende iyice merak başlamış ve bu kelimenin manasının ne olduğu içimi bir kurt gibi kemirir olmuştu. Ertesi gün yine arkadaşımla buluştum. Yalvardım kendisine.
Ne olur bu konuda bana yardımcı ol. Bu dini İslam nedir onu öğrenmek istiyorum. Arkadaşım bana yardımcı oldu tabii. Beni bir Müslümanla tanıştırdı. Onunla oturup uzun uzun konuştum. Artık okuldan çıkışta soluğu o Müslüman arkadaşın yanında alıyordum. Bana kelime kelime, harf harf dinimizi öğrettikçe içimde tarifi imkansız güzel duygular peyda oluyor, kiliseden nefret etmekle birlikte annem ve babamın haline de acıyordum. Kahroluyordum. Benim Müslüman olarak yaşamaya başladığımı öğrenen ailemle aramızda tartışma çıktı. Beni o kadar hırpaladılar ki. Burada tarifi mümkün olmayan sıkıntılar yaşadım. Nihayet onların işkencelerine dayanamayıp evi terk ettim. Şu anda nasıl olduğumu merak ediyorsunuz. Evet, şu anda bir Müslüman ile evliyim. Rabbime şükürler olsun, dinimi rahatça ifa ediyorum. Ailemle de tam 7 senedir hiçbir alakam olmadı ve olmayacaktı. Çünkü onlar Müslüman olduklarına şükretmemiş nankör kişilerdir. Kendileri yandığı gibi beni de yakacaklardı. Benim başıma gelen hadise kim bilir kaç kişinin başına geliyor Almanya'da. Kim bilir kaç Müslüman evladı bilmeden kiliseye gidiyor. Resul hasretiyle düştüm yollara. İçimde dertlerim, gönlümde yara. Gözyaşımla vardım ben o diyara. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu. Gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Yanar ışıkları nur ala nurdur. Hasret ile yanmak ne kadar zordur. Öyle bir hasret ki sönmeyen kordur. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu. Gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Gördüm ki nur yağar yüce ravzaya. Uhud dağı kucak açmış Hamza'ya. Düşmüşüm hasreti zor bir sevdaya. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu. Gönlümde açılan güllerim.
bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu, gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim, seyran eyledim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bildiğim kadarıyla diyor, herkesten dua istemek lazım diyor. İşte bu herkes kısmına dinleyicimiz takılmış. Yani açıktan günah işleyen insanlardan da dua istenir mi diyor. Efendim, din büyüklerin hayatlarını okurken ve kitaplarını okurken bizim de dikkatimizi çekti. Mesela herkesten dua istemek. Bunu yapmışlar da, istemişler de. Tabii sonra kitapları okurken onun sebebi hikmet de aynı şekilde açığa çıkıyor. Mesela fasık birisinden dua istendiği zaman veya bir daha sahibi birisinden dua istendiği zaman, böyle birisinden dua istendiğinde, hani kitapları yazıyor, bir de sahibinin duası kabul olmaz diye. Niye istemişler peki? Ha, niye istemişler? Bir de şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Ben 5 vakit namaz kılıyorum, işte emirleri yapmaya çalışıyorum. O yapmıyor, biliyorum bunu. Ondan dua isteyeceğime kendim ederim, daha iyi. Gibi. Hatıra gelebiliyor. Bunun şimdi öncelikle orasına bir cevap verelim. Onu da aynı şekilde bildirmişler. Şimdi orada emir maruf yapıyorlar büyükler. Nasıl emir maruf yapıyorlar? Bir, hani evliya bir zat, herkes biliyor, alim bir zat. Bize dua edin diyor fasık birisine. Şimdi o fasık birisi eziliyor, büzülüyor. Ya benden dua istedi. Bir hemen muhabbet harekete geçiriyor. Hem ona aynı şekilde dua etmeyi hatırlatıyor. Bir yerde aynı şekilde onun dua etmesini, Allah-u Teala yüzünü çevirmesini murad ediyor. Bu bir. Şimdi böyle bir talep neticesinde o bir eziliyor. Onun sana boynu bükülüyor. Günahlarını hatırlıyor. Günahlarını hatırlayınca, ya Rabbi deyince, boynunu bükünce onun yaptığı duanın da kabule aynı şekilde makrun olması, yani yakın olma durumu söz konusu. Yani iki taraflı bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan dua istiyor. Peygamber Efendimiz istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Siz de mi ya Resulallah diyorlar. Siz dua edin. O duanın dua edene mi edilene mi faydası olur, onu Allah bilir buyuruyorlar. Dolayısıyla büyüklerin hayatına baktığımız zaman herkesten dua istemişler. O kimse dua ederken bana falan zat böyle demişti. Veyahut da salih bir Müslüman, veyahut da 5 vakit namazını kılan bir Müslüman benden dua istemişti. Hatırına gelecek. Diyecek ki, ben dua ederken ya o 5 vakit namazını kılıyor, ben kılamıyorum. Ne oldu? Otomatik olarak emir maruf oldu. Dolayısıyla faydası kendisinedir. Ve herkesten dua isteme konusunda bir de din büyüklerinin, hani her tarafın aynı şekilde, Madalyonun öbür tarafında, bu tarafında, evet, hepsini açmışlar. Mesela buyuruyorlar ki, yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmemek, insanlardan dua istememek, bilmediğini sorup öğrenmemek kibir alamettir buyuruyorlar. Kibir alameti. Hem deminki verdiğiniz misalde var, evet, ya. Evet. Ya ben 5 vakit namaz kılıyorum arkadaş ya falan, haramdan da sakınıyorum falan. Adam aynı şekilde günahkarın tekidir ya, ondan mı dua isteyeceğim? İyi arkadaş, o günah işliyor, işlediği günah da biliyor, boynu bükük. Sen namaz kılıyorsun ama
oklava gibi dimdik duruyorsun. Oklava yutmuş gibi. Kendini ondan üstün görüyorsun. Üstün görüyorsun. Daha beter birisine saplandın. Çünkü Allah-u Teala diğer günahlara sıfatlarıyla düşman. Kibirliğe zatıyla düşman buyuruyor. Mesela iblisin kaybetmesinin sebebi kibirlendiği içindir. Onun için kibirli olmak şeytan sıfatlı olmaktır buyuruyor. Mesela bir de bu Silsile-i Aliye diye kitaplara geçmiş. İşte Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Abdullah Dehlevi Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Baki Billah Hazretleri, Şah Nakşibend Fahdettin Buhari Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Bunlar Silsile-i Aliye diye biliniyor. Altın Halka diye de kitaplarda zikrediliyor. Şimdi bu Silsile-i Aliye büyüklerinden ismi zikreden Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Buyuruyorlar ki nasıl kavuştum buna? Ben her karşılaştığım, her iş yaptığım kimseden dua isterdim buyuruyor. Bir gün işte kendilerine bir haftalık mesafedeki kendi köylerinde buğday yok, sıkıntı var. Buğday almak için işte bir haftalık veyahut da 10 günlük neyse mesafedeki o köye, kasabaya gidiyor. Buğday alıyor, parasını veriyor. Kendi köyüne dönüyor. Buğdayları indirince diyor. Ben unutmuşum. Geri dönüyor tekrar. Bir haftalık 10 günlük yolu geri dönüyor, gidiyor. O satıcıyı buluyor, saçta tanıyor. Diyor ki buğdaylardan bir şey çıktı. Hayır, parada mı aynı şekilde bir şey var? Yok diyor. Niye geldin diyor ya bir çocuk. Yani genç yaşında daha. Niye geldin? Efendim diyor, ben diyor alışveriş yaptığım, görüştüğüm, konuştuğum, yani muamele ettiğim her kimseden dua isterdim. Ama diyor sizden dua istemeyi unutmuşum diyor. O buğday tüccarı da biliyor onun geldiği yeri. Bir hafta, 2 haftalık yol. Adam böyle taaccüp ediyor, hayret ediyor. Bu kadar yolu diyor, bunun için mi geldin? Evet diyor, efendim bunun için geldim. Adam bakıyor, elini açıyor. Ya Rabbi diyor, bu ne istiyorsa ver gitsin diyor. Ya o kadar şey olmuş ki, bu diyor ne istiyorsa ver bu kulun diyor ya. Diyelim de pek mi diyor ya, 1 haftalık 2 haftalık yolu gelmiş, sadece dua istiyor. Ben bir diyor buğday tüccarıyım, bu diyor ne istiyorsa ver gitsin bunu. Ver gitsin. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki o andan itibaren kalbimde kıpırtamalar meydana geldiğini anladım, hissettim buyuruyor. Bir de bir hadise daha anlatılır. Allah rahmet eylesin. Hemen haberi de anlatırlardı bunları sık sık da. Bir hadise daha anlatılıyordu. Vaktiyle adam bir genç delikanlı Allah yolunda Allah Teala'nın rızasına kavuşmak için kendisine bir rehber arıyor. Bunu bir şey yapıyor falan, o sana bir tanesi de buna bir yol gösteriyor. Ya diyor böyle diyor, hakiki olan rehberler gel bana demez diyor. Bunlar biz bilmeyiz, biz cahiliz derler falan. Nasıl bulacağım? Bunlar diyor mütevazıdır. Camiye gitsen diyor ön safta bulunur, geride bulunurlar falan filan. Ne yapacağım diyor. Valla niyetini düzelt diyor. Git işte falan camiye diyor. En son camiden çıkanın peşine takıl diyor. Allah Allah. Genç de saf temiz, hakikaten camiye gitmiş sabah namazında. Geride kalan birisinin peşine takılmış. Sana efendim, selamünaleyküm, ben geldim. Hoş geldin evlat da, niye geldin? Beni irşad edin, ben size tabi ol. Demiş, oğlum sen ne diyorsun demiş ya. Ne irşadı, ne talibi, ne talebesi. Efendim işte bu büyükler böyle dermiş. Ne büyüğü oğlum demiş, ben demiş oduncuyum be ya. Dağdan odun keser, aha da bak ellerine bak nasırlı demiş ya. Ben demiş ne bilgisi ne ilmi, bende bir şey yok. Ben demiş kendim namaz kılarken bile hani sureler bile aynı şekilde beceremiyorum. Kendimi zor kurtarırım falan. Fakat genç ayrılmıyor. Bu büyükler öyle diyormuş. Oğlum demiş, anlatamadım mı? Ben oturcuyum ya. Ben büyük falan anlamam. Bilmem de. Ne demek olduğunu da bilmem falan. Kapıya kadar geliyor. Fakat genç gitmiyor. Adamcağız demiş ki bak evladım, tekrar ediyorum diyor. Ya ben bir şey değilim. İçeri giriyor. Genç bekliyor kapıda. Pencereden bakmış, kapıda duruyor. Abdestini tazelemiş. Ya Rabbi demiş, benim halimi biliyorsun. O dışarıdaki o genç kulunun da kalbini biliyorsun. Bende bir şey yok. Bu da saf temiz bir şekilde gelmiş. Benimle alakası yok. Bunun diyor muradı neyse sen yardım et ya Rabbi buna diyor. O anda birisi gelmiş kapıya. Gence demiş ki açmadı mı kapıyı demiş. Açmadı demiş. Bekle demiş seni, açacak o. İçeri giriyor. Onun sana 1 saat falan içeride kalıyor. Çıkınca biraz sonra seni çağıracak diyor. Hakikaten biraz sonra odunu çağırıyor. Anlatıyor, gidiyor. Ondan sonra bu aradan 1 ay 2 ay geçince genç mesafe almaya başlayınca oduncu diyor ki evlat
Senin ihlasın temizliğin sebebiyle bende diyor bir şey yok. Allah Teala diyor Hızır Aleyhisselam'ı gönderdi. O bana anlatıyor, ben de ondan dinlediklerimi sana naklediyorum. Bende bir şey yok. Beni ilgilendirmez diyor. Benim rehberim sensin. Benim rehberim sensin. Evet. Şimdi oduncu demedi genç. Yani o temizliği sebebiyle, muradına kavuştu mu? Evet, kavuştu. Onun için biz kimseyi hakir görmeden, hatta ben şeyde şahit olduydum. TGRT'nin o ilk yıllarında, işte o zaman şarkıcılar, artistler falan, filmciler falan filan geliyordu. Onlarla şeyi hatırlarsın, o TGRT eski binasının bulunduğu yerde yemekhaneyi. Evet. O yemekhanede onlarla bir yemek yedilerdi. Emir abi. Emir abiler yemek yedilerdi. Onun iki tane kapısı vardı. Birisi hani evet, giriş tarafından, bir öbürsü de arka taraftan. Bizim odamız da o arka taraftaydı. O kapı da açıktı. Ben oradan geçerken baktım Emir abiler de ayağa kalkmıştı. Yemeği bitirmişler falan. Baktım oradakilerin hepsinden duyuluyordu. Siz Enver abiye dua edin diyordu onlardan, onlara. Şarkıcı, türkücü, artist, martist hepsinden dua istiyordu. Allah Allah dedim ya. Ben bir şok oldum yani bu dinleyicimizin dediği. Ya dedim hani şey yani nasıl falan filan. Ama sonradan öğrendim ki mesela onlar belki de ömürlerinde hiç duymadılar onu. Dua etmek, şey yapma falan filan diye. Sonra bir şarkıcı program yapıyordu bizde. Bu programında işte bacım bana dua et, bacım bana dua et deyip duruyordu. Yani dua kelimesini onlar lukatına sormuştu. O farklı bir şey. Dolayısıyla biz de kimseyi hakir görmeden talep edebilir miyiz? Edebiliriz tabii. Evet. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz bir şeyi yanlış anlamış sanki. Hani insanlar, Müslümanlar mübahları da yapmak lazım. Hani bizim gibiler. Hı. Kibre düşmemek için diye bir şey var ya. Hı hı. Bir tavsiye var ya. Ara sıra mübahları da yapmalı diye geçiyor. Evet, ara sıra ama. Evet, ara sıra. İşte bu konu galiba yanlış anlaşılmış. Bir hanım dinleyicimiz bir başka arkadaşından bahsediyor. Mesela şeyi, pardösüsü biraz kısaymış efendim, ayakları görünecek şekildeymiş falan. Ben işte farklı bir kavile göre hareket ediyorum. İşte kibre düşmemek için ara sıra böyle yapmak lazımmış diyor, demiş. Bunu soruyor. Tam tersi anlamış o. Kibre düşmemiş ama başka bir yerde tökezlemiş gitmiş ama haberi bile yok. Olur mu öyle şey? Helal mübah olan başka, haram mekruh olan başka. Sen parçayı aynı şekilde kısaltacaksın ya da ayakların gözükecek şey yapsın. Harama giriyorsun. Onun mübahla ne alakası var? Kibri kırmakla ne alakası var? Tamamen nefsine uymuş. Olmaz o. O yanlış bir şey. Ve kitaplar okunmazsa, yani fıkıh bilgileri iyi anlaşılmazsa, anladığını zannederek kendi görüşüne uyar, nefsi orada tepe taklak ettirir. Erkeği de kadını da. Bunun lamıcı bir yok. Onun için kitabı iyi okumak, anlayamadıysa anlayana da sormak, istişare etmek gerekir. İstişare yoksa Allah Teala muhafaza buyursun. O zaman ne olacak? Hadi Mustafa Bey, kibre düşmeyelim. Biz aynı şekilde biraz da şortla dolaşalım. Olur mu öyle şey? Olmaz öyle şey ya. Olur mu öyle şey? Şimdi bizi dinleyenler demeyecek mi? Olur mu öyle şey ya falan? Her söylediğiniz misalde hiç olacak şey mi falan? Haram. O da aynı şekilde harama doğru gidiyor. Açık daha kısalt, açık daha kısalt. Sonra parçayı at. Niye? Kibire düşmemek için falan. Ya ondan sonra kibire düşmemek için zina et. Kibirlenmemek için içki iç. Kibirlenmemek için kumar oyna. Kibirlenmemek için yalan söyle. Gıybet et, dedikodu yap. Olur mu öyle şey ya? O mübahları yapabilirsiniz demek, o harama düşün demek değil. Ara sıra haram işleyin demek değil. Değil. Evde mesela anlatılmış mesela. Mesela diyorsun ki deniz kenarına aynı şekilde gitmişsin. Piknik yapıyorsun. Zaruret değil, ihtiyaç değil. Ama mübahtır. Harama girmeden, harama düşmeden, ha bunda yanlış anlaşılır. Efendim bizim orada var böyle böyle sazlı cazlı falan filan, aynı şekilde dans gösterili falan. Oraya da gidebilir miyiz? Mubahları böyle yapmak için. Ya alakası yok yani. Sessiz, sakin gidersiniz. Deniz kenarı olur, su kenarı olur. Harama düşmemek kaydıyla harama diyorsunuz. Harama düşmemek kaydı şartıyla. Evet. Böyle olabilir. Yani bu mubahlarla bedeni de aynı şekilde eğlendirilir. Ha büyükler buna izin yapmışlar mı hayatlarında? Onlar... Hani Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma mübahları değil, helallerin çoğunu bile terk etmişler. Evet.
Bu bir şey çağrışım yaptırdı bana. Daha önce böyle bir soru sanki yöneltmiştik hocam. Bir yine bir hanım dinleyicimiz. Bir arkadaşı işte dışarıya çıkarken pardüso yerine başka bir şey giyiyormuş. İşte ferace dedikleri şeylerden falan. Biraz da böyle süslü püslü şeylerden giyiyorlarmış. Orada arkadaşı demiş ki ya ikinci bir kabil var. Ben ona uyuyorum bu konuda. Örtünme konusunda. Şimdi bu ikinci kabil meselesini ben birkaç yerde daha duydum. Fakat İkinci bir kabil yok o konuda. Yok. Bildiğim kadarıyla. Bunu bu şekilde söylemek, o işi hafife almak, dalga geçmek manasına da gelmez mi? Nefsine göre başka bir kabil var. Ben ona uyuyorum falan. Bu yalandır, iftiradır, kitaplara da iftiradır. Allah-u Teala'nın dinine de iftiradır. Yanlış yoldadır. Hemen tövbe istiğfar etmesi lazım. Tamam. Hani bazı konularda ikinci kabil var. Mesela temizlik konusunda. Hanefi mezhebinde de var. Şafii mezhebinde de var. Maliki mezhebinde de var. Zaman zaman mesela İslam ve Toplum programında Maliki mezhebinin ikinci kavline göre temizlik necaset namaza mani değildir. Orada var ki söylüyoruz. Evet. Orada var ki söylüyoruz. Mesela kurbanın vacip olup olmaması konusunda İmam Hasan Hübani Hazretleri ile İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin ayrı ayrı iştihatlar olduğunu habire öyle durumlar olduğu zaman naklediyoruz. Ve İbn Abidin Hazretleri kitabına yazmış. Amel yapıldıktan sonra Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman bir amel yapmış. Amel yapıldıktan sonra da taklit caizdir. Hükmünü bildirmiş. Bu hükme göre şartlarına bakıyoruz. Bu ameli neye göre yapmış? Şafii mezhebine göre. Hanefi mezhebinin şartlarını yerine getirdiyse ben bunu Hanefi mezhebine göre yaptım deyince kurtulur. Bunlar kitaplarda yazılı. Yoksa öyle bir kabil nerede var ki? Öyle bir kabil. İşte ben ikinci kabile uyuyorum falan. Uydur uydur söyle olur o zaman bu. Şeyde de başımıza benim çok geliyor. Mailler geliyor böyle. Osman Hoca böyle dedi. Karşına Osman Hoca böyle dedi. Ben öyle bir şey demedim. Hatta yurt dışında bir dinleyicimizin birisi işte dedi böyle böyle dedi. Ben sordum böyle dedi. Ya dedim kitaplarda böyle bir şey yok ki biz böyle şey nakletmedik. Kimseye de söylemedik böyle şey. Ne telefonda ne radyoda ne mailde yazdık. Ne Türkiye gazetesinde yazdık. Yok öyle bir şey. Ve o sana o dinleyicimiz dedi ki zaten dedi sıkışınca dedi sizin isminizi kullanıyorlar. Bu dediğin de aynı şekilde sıkışınca nefsine uyuyor ikinci kavle göre. Karşı taraftaki cahil ya. Bilmiyor ya ikinci kavil varmış. İkinci kavil varmış falan. Bir de bidat çıkartıyor ayrıca orada. Suizan ediyor. Ve Allah Teala muhafaza buyursun. Bu şekilde yaptığı zaman kitap hafife alır, dini hafife alır. Yani yaptığı hareket, yani önü Allah Teala muhafaza buyursun, onu felakete sürükleyebilir. Evet. Tehlikeli bir hareket. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.